Ön çapraz bağ son dönemlerde en çok duyulan kelimelerden bir tanesi. Dizin dört tane ana bağı vardır. İki tanesi yanlarda, iki tanesi de içeride. Yandaki bağlara işte içtekine iç yan bağ, dıştakine dış yan bağ deniyor. İçteki bağlara da, dizin içinde yer alan bağlara da birbirlerini çaprazladığı için önde duran ön çapraz bağ, arka duran arka çapraz bağ deniyor. Bu dört bağ bir binanın dört ana kolonu gibi ya da bir iskemlenin dört bacağı gibi. Sonuçta ön çapraz bağ dizin en çok yaralanan bağların başında geliyor. Ön çapraz bağın kopması sandalyenin dört bacağından birinin kırılması demektir. Yani eklemin dengesinin bozulması demektir. Özellikle ön çapraz bağsız spora devam etme şansınız yok. Dolayısıyla sporcularda ön çapraz bağ yırtığı eşittir ameliyat demektir. Ön çapraz bağ kanlanması özel bir bağ olduğu için dikiş tutan bir bağ değil. O bağı yani kopan bağı oradan çıkartıp yerine bir başka dokuyu transfer etmeniz gerekiyor. Tabii o yeni dokunun yerine adaptasyonu, oraya uyum sağlaması, yeniden kanlanması, vücudun onu kendi bağı olarak kabul etmesi de gerçekten uzun bir süreç gerektiriyor. Ön çapraz bağ yaralanmalarının ilk dönemlerinde yani 10-15 sene öncesinde bu geri dönüşler bazen 1 yıl gibi sürelerle ölçülüyordu. Bugünümüzde bu artık 4 ay gibi, 5 ay gibi çok daha kısa süreleri indirgenmiş durumda.